Merhaba arkadaşlar, lütfen konuşma tarzıma bakıp videoyu yarıda bırakmayın, ön yargılı davranmayın. Şimdi TikTok fotoğraf düzenleme konusunda bilerek mi yapıyor bilmiyorum, bazı eksiklikleri var. Fotoğrafın uzunluğunu ayarlayamıyoruz. Biz de kendim buna karşı hani bir açığını buldum. Buradan yapınca fotoğrafın uzunluğunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz müziği ekleyebiliyoruz. Şimdi TikTok'a gireceğiz ve herhangi bir videonun müziğini tıklayacağız. O müziği videoda kullanmak üzere yapacağız. Devamında onun yerine başka müzik ekleyeceğiz. TikTok. Sesine tıklıyoruz. Sesi kullan. Evet. Şimdi şunu 3 dakika yapalım. Yükle. Bakın şimdi fotoğrafı deneyeceğim. Bakın şu sağdaki şeyde fotoğraf ekleyelim. Bakınız. Köylü milletin efendisidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın bakın şuraya lafıdır. Atatürk'ün lafı değildir. Videoyu Adalet düzenle ve mülkün ayarla temeli gibi Hazreti yazı Ömer'in geliyor. lafıdır. Şunu tekrar çıkacağım. Bunun yerine bir tane video alacağım. Köylü Evet. milletin efendisidir. Kanuni Button Sultan clip Süleyman. ayarları diye bir ayar geldi. Gördüğünüz gibi tekrar göstereyim size. Bir tane çık. Clip Köylü. ayarları geldi. Şu artıya basıyoruz. Bakın burada bir artı var. Ondan sonra fotoğraflara geliyor. Şuradan hani ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu fotoğrafları klip yapacağım. Şöyle birkaç tane fotoğraf alayım. Evet, fotoğrafları aldığıma göre artık bu videoyu silebilirim. Bakın. Köylü milletin. Yani bu saçma bir sestir. Ne yapacağız? Bu sesin yerine istediğimiz bir sesi ekleyeceğiz. Ses var aşağıda. Sesi değiştir. Şuradan aratabiliyorsunuz istediğiniz sesi. Evet, sesimiz geldi. Ses biraz kısa. Ne yapacağız? Böyle ucundan tutup uzatabiliyoruz. Şimdi bu videonun amacı neydi? Çekme amacımız fotoğraflarımızın uzunluğunu ayarlamaktı. Bakın fotoğrafın ucundan tutup şöyle kısaltabiliyoruz, uzatabiliyoruz. Bakın 10 saniye, 12 saniye. Ben ne yapacağım? Şöyle 2 saniye olsun. Şöyle bu da 2 saniye. Ve böyle bir klip yapacağım. Ah, ne fayda, ah, ne fayda. Bu sesin diyelim ki şu tarafını istemiyorum. Şurası silinsin. Sonra sese basılı tut. Şöyle kaydır. Ve ayarlamış oldum. Bunu biraz uzat. Yine tekrar buraya basıp şuradan video veya fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Yine şu aşağıda biraz anlatayım. A'ya basıp yazı ekleyebiliyorsunuz. Bindirme ekleyebiliyorsun. Bu bindirme özelliği bayağı bir iyidir. Fotoğraf ve videoyu üst üste bindiriyorsunuz. Şimdi şu manzarayı fotoğrafın üzerine bindireyim. Bakın. Diyelim ki bak şunu kırpacağım. Bunu kırpma özelliği yok galiba. Yani ekrana başka fotoğrafları da ekleyebiliyorsunuz.
şu şekilde. Sonra onun uzunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Başka başka fotoğraflar da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu aşağıdan sileceğim. Bir de şurada bir ok var sağ sol. Ona tıkladığımızda yaptığımız hataları geri alabiliyoruz. Bakın. Bunu da ekstra üretmiş olayım. Sonra kaydete tıklıyoruz. Ne fayda, ne fayda. Ne fayda. Ne fayda. Dedim tekrar ayarla, düzenlemeye geçiyoruz. Yine klip ayarları var. Tekrar aynı yere bizi göndermiş oluyor. Şurada bir kare var, ona tıklayın. Ekran büyük oluyor. Tekrar yukarıda oka tıkla, küçülüyor. Video bu kadar. Bakayım başka anlatabileceğim bir şey var mı? Fotoğrafın şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Onun boyutunu diyelim tam ekran olsun. Şu şekilde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yine şunun ne fayda, ne fayda. Bu kadar. Ekstra bir şey göremiyorum. Kaydete tıkla. Ne fayda, ne fayda. Yine buradan da yazı ekleyebiliyorsunuz renklerini. Pembe yazak ne fayda. Sesin ayarlarını. Ne fayda, ne fayda. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Seslendirme var diyelim. Pembe yazak ne fayda. Ekleyeceksiniz. Biliyorsunuz kaydet. Ondan sonra kendi sesiniz videoya ekleniyor. Bu ayarlar da var. Ne fayda, ne fayda. Filtreler var. Şöyle bu filtreleri ne fayda. Bu ayarlar var. Ne fayda, ne fayda. Sonrakine tıklıyoruz. Ondan sonra aşağıda yayınlaya tıkladığımız gibi videomuz TikTok'ta paylaşmış oluyor.